arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, uzun zaman sonra yeni videomuz. Kusura bakmayın, bayağıdır video koyamadık. Açıkçası fazla zamanımız olmadı. Daha çok sürekli evdeydik gerçekten ve Recep bu hafta gececiydi. Yani kalkıyor, yiyor, işe gidiyor. Öyle oldu. Ben de çocuklarla evdeydim her zamanki gibi. Hava da çok soğuk, artık dışarıda da bir şey yapamıyoruz açıkçası. Kalkıyorum, yiyorum, yatıyorum. O yüzden bugün bir yeni videomuz var. Çünkü yeni bir şeyimiz geldi. Yeni bir ürün geldi. Size önde videoyu gösterdim. Işıklandırma falan. Ama bir şey uymuyor arkadaşlar buraya. O yüzden aldık. Zaten bu da benim mutfağımın sandalyesi. Evet. Şu sandalye gidecek şimdi arkadaşlar. Gidecek derken yukarı çıkacak. Yukarı çıkacak. Eski yerine, eski haline. Size ürünü göstereyim. Ah! Sonunda istediği sandalyeyi aldı. Aslında uzun zamandır istiyordu. PlayStation oynarken rahat bir sandalye istiyordu oturmak için. Dediğim gibi mutfak sandalyesinde kuru kuru oturuyordu. Şöyle yakınlaştırayım da size. Bir açalım mı? Baksana, şey yapmışlar galiba açmak için. Bunu da ilk defa görüyorum arkadaşlar, böyle bir şeyi. Arkadaşlar belki almak isteyen olur. Fiyatını da söyleyeyim. 500 oradan 300 oraya ucuzladı. Ondan sonra 300 oradan Black Friday var diye kaç aydı? 240 euro. Evet, Black Friday vardı. Yani Türkçesi ne diyorlar? Kara cuma mı diyorlar? Tövbe. Evet, bir şey diyorlar. İngiltere'den çıkma o aslında. Ondan sonra hemen de Almanlar da ne yapmak ne etmeye başladı hani. O yüzden hani kara cuma diyorlar diye. Ya ucuzluk oluyor bir cuma, işte senenin bir cuması. Evet, bir yıl başına yakın ucuzluk yapıyorlar. Ceylin bıçak getiriyor mu kızım yukarıda? Evet, size göstereyim böyle. Güzel bir sandalyesi. Ceylin bıçak getiriyor. Bu bıçak getirirken biz uğraşalım. Hayatta uğraşmam. Heh, geldi de. Valla geldi. Hadi bakalım. Açıyoruz. Ceylin de babasından heyecanlı. Anlamadım niye. Sen oturmayacaksın kızım. Egal. Evet, bıçakını koyalım. Aslında bak böyle şey yapmışlar ama olmadı. Ya da yanlış bir şeyin şeridini mi koparttım ben ya? Neyse çıkartalım. Bunlar... Bunun üstünü koyuyorsun. Bu kafa şeyi belli. Adını bilmiyorum. Oha! Komple yastık. Yastık gibi aynı. Şöyle şimdi de, şimdilik açalım. Sonra kurmaya yapacağız. Uğraştırıyorum beni. Madem. Yavaş kızım, o ayağı. Popit. Ne? Ayağı. Popit. Popit ne ya? Şey, popit yapıyor ya. Arkadaşlar şimdi böylesini çıkartıyor. Bu ne kadar ağır bir şey arkadaş. Şunu kenara alalım da çöpleri içine. Şu büyükler bir ortalıktan kalksın. Çöpleri içine dolduralım. Ben bu bitle yardım kaçayım. Bir de paket. Evet. Bir boşaltalım. Zaten senden ya, bu kurması kolay olur. Evet. Dirsekleri. Kovdesi. Kolunu koymak için. Ha, arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Yakında bir küçük tadilat videomuz olacak. Çünkü oturma odasına koltuk, masa, sandalye falan sipariş verdim. Zaten biliyorsunuz yeni televizyon almıştık. Televizyonumuz bozulmuştu. Ondan sonra
O televizyonu daha asmadık. Çünkü onun altındaki dolabım aslında bütün çekmeceleri bozuk. Hani kullanıyorum, idare ediyordum. Ama çekmeceleri çekilmiyor. Onu da değiştik. Bayağı da ağır ha. Yani o paraya... Yani onlar yavaş yavaş gelmeden oturma odama küçük bir tadilat yapacağız. Onun da videosu yakında gelir ama ilk baştan Recep'le alışverişe çıkmamız lazım. Boya, badana falan. Plan projemize göre birkaç inşaat malzemesi lazım. Evet arkadaşlar, bakın burada görüyorsunuz. Hep boyası döküldü çünkü bayağı nem aldı burası. Abi ben buradan konuşmuyordum ama. Nasıl? Hayır. Hani boya falan konuyu açtın ya. Tamam. Buraya da boya alacağım yani. Burayı da boyayacağım. Ya. Orada, buraya da ya buralara alacağım. Başka bir şey deneyeceğiz. Aslında ondan önceki videolara baktıysanız yani bilirsiniz. Buranın tatilatı geçen sene yazındı. Yazın videosu var. Ona bakabilirsiniz. Aynen. Ne durumdaydı diye. Duvarlar çıplaktı. Hani sıva yapıldı, boya yapıldı. Ama nedense tabii ki nem oluyor duvarlarda. Yani çünkü burası kiler mi oluyor? Kiler olduğu için yani nem kapıyor ve duvarlar komple tekrardan nemlendi ve boyada zaten belli oluyor. Dökülen yerler bile var. Yani açık, normal ev boyası almıştık. Açıkçası yok, tek boyadan değil. Yani yine de baksana nem yani. Evet. Onu engelleyecek sizin de bir tavsiyeniz varsa yorumlara atabilirsiniz. Sevinirim hatta. Biz YouTube'dan bakıyoruz. Birkaç seçenek var. Ama daha tam olarak ne yapacağımıza karar vermedik. Ama gerçekten çok masraf ve emek var burada. Ve tekrardan burası böyle olması... Kırmızı kurdeleyle demişti. Onu koparmış şimdi bari. Yani üzücü bir şey. Çünkü dediğim gibi 2 hafta emek var burada. Babam sağ olsun. Sonradan işte boyasıydı, temizliğiydi. Bir rahat 2-3 haftamızı aldı. İşte tekrar böyle oldu. Hatta sonradan aslında öbür yerleri de gösterebiliriz. Ama dediğim gibi bir tavsiyeniz varsa böyle yerler için yorumlara yazarsanız sevinirim yani. Biraz burada kumya atlamış gibi oldu. Tekerleri takıyor ilk başta. Şu ana bacaklara. Do. Neyi? Şuna mı? Tekerlerini takıyor. Hani öbür tekeri nerede? Yani öbür bacağı. Hı. Yerde yapalım ya. Nerede mi? Hadi bakalım. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Başın tekeri takalım.
Evet arkadaşlar, sandalyemiz bitti. Şöyle sapasağlam. Böyle. Biraz ışık vuruyor, görükmüyor. O zaman bu taraftan çek gel. Arkadaşlar şimdi bunun özelliklerini de göstereceğim. Ha vallahi buradan daha iyi. Daha mı iyi? Hı-hı. Bakın arkadaşlar bayağı rahat. Böyle yastığı, kafa yastığı da var. Belin ağrımasın diye burada da yastık var. Ondan sonra bayağı yumuşak. Hani oturunca yavaş yavaş seni aşağı çöktürüyor. Biliyorsunuz bu sandalyelerde şey var. Aşağı iniyor. Ondan sonra yukarı çıkıyor. Burada da aynı şekil. Aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor. Ondan sonra böyle kolunu sağ sol yapabiliyor. Yani bu oyun için güzel. Böyle bu şekilde oyun oynamak için. Evet, koltuk böyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size bu koltuk niye o kadar pahalı? Özelliklerini de göstereceğim. Birincisi, burada iki tane apolyası var. Gel bir yaklaş. Hı hı, görüküyor. Bakın burada apolyası var. Aynı şekilde burada da var. Hoparlör. Hoparlör mü? Hoparlör. Bilmiyorum. Hoparlör. Ay telefon düşüyor elimden. Telefonunuzdan, cep telefonunuzdan şarkı bağlayabiliyorsunuz. Şarkı dinleyebiliyorsunuz. Ya da PlayStation'ı bağlayabiliyorsunuz. PlayStation'da mesela savaş oyununu oynuyorsunuz. Buralardan ses çıkıyor. Ondan sonra bu birinci özelliği. İkinci özelliği gerçekten bayağı güzel. Yumuşak. Ve üçüncü özelliği de böyle kumandası var. Bakın. Güzel. Şimdi size gece de göstereyim. Dur şuraya ışığını kapatalım. Bakın şimdi. Böyle bu şekilde. Yakalım ışığını. Burada renk ayarları da var. Sadece kırmızı istiyorsanız kırmızı yapıyorsunuz. Yeşil istiyorsanız yeşil. Ondan sonra mavi, sarı, açık mavi. Ondan sonra pembe. Yani her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Böyle renk renk de yapabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size ses tonunu da göstereceğim. Telefonun yanında mı? Benimki mi yok? Yok mu? O zaman hemen getireyim. Geldim. Bakın arkadaşlar şimdi. Bluetooth'la mı bağlayacağım? İlk baştan Bluetooth'u açıyorsun. Böyle ilk baştan açıyorsun Bluetooth'u. Hiçbir şey görünmüyor. Gözükmüyor mu? Ondan tamam. Sonra bu. Ha, evet. Hoparlör. Evet. Kopun. Ha, bağlandı. Bağlandı şimdi sandalyeye. YouTube'a gir bakalım. Mesela YouTube'a giriyorum. Müge çıkar. Mesela ne diyelim? Bak oradan işte bir şey. Mesela benim kanalım. Şöyle Recep Zengin. Evet, benim kanalım. Son videomuz. Son videomuz. Kıstım. Evet, kıstım. Reklam bir şey yapsın diye. Ve bağladım. Araştırması için Recep böyle bir şey aldı. Şimdi kendimizde ilk defa kullanacağız. Zaten birkaç... Evet arkadaşlar, Recep ilk baştan bir aleti kartonundan kurtarsın. Çıkartıyorum. Çıkarıyor mu? Çıkmaz ki tam tabana kadar. Şarkı aç, şarkı. Şarkı mı? Gerçek gibi. Ne? Şarkı tabana açarsa gelecek. Ama şey yerim, telif yerim. He, doğru ya, o tamam. O yüzden şarkı açmıyorum. Tamam, okey. Hop, de yapalım. O ne? Evet, bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi 500 oradan 300'e indi. 300 oradan 240 euro muydu? 230 muydu? Öyle bir şeydi. 240 galiba. 240'a indi arkadaşlar. O değil de bunun kumandası al cebim demiş. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ha ama şey de söyle. Ne? Böyle tabii çalışması için elektriğe bağlamadık. Ha elektriği aynı. Power bank.
Bizde böyle power bank vardı. Yani şurada şarjlı kısacası. Aynen. Böyle şarjı var. Normalde ceyran kutusuna da bağlayabiliyorsun bunu. Şeye, fişe sokabiliyorsun. Fişe. Ama bende power bank olduğu için power bank var. Power bank'e bağladım. Ondan sonra direkt bağlandı. Bağlandı. Gördünüz. Evet, biz power bank'ten yaptık böyle. O yüzden hani elektrik ceyrana gerek yok bize. Hani şarjı biterse power bank hemen ceyrana bağla. Ondan sonra yükleyebilirsin. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Ceylin de geldi. Yemek yapıldı yukarıda. Yemek yiyeceğiz. Onu bekliyor. Sofrayı kurdurma. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like bekleriz. Evet. Gibi, uzun zaman video çekmemiştik. Şimdi çünkü zamanımız falan yoktu. İşte yanıyor mu? Yanıyor. İşte Metab'ın dediği gibi birkaç mobilya falan aldı. Onların da videosu gelecek. Ama birisi 6 hafta sonra gelecek. Birisi 3 evet, hafta. Evet, hepsi bir anda gelmiyor. Hep şey bir anda gelmiyor. Evet, ama televizyon altlığı çabuk geleceği için o duvarı bir an önce tadilat etmemiz lazım. O yüzden sizlere bölüm bölüm gelecek. Ama hani hepsi birden gelecek. En son sende. Koltuk geliyor zaten. Koltuk 6 hafta ve bu Almanya'da gayet normal aslında. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Aynen. Beğendiyseniz bir like bekleriz. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.